Allahümme salli ve sellim ve barg seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Günümüzün hastalıklarından biridir tevhidin yaşam biçimine engel olan. İnsanlar düşünerek ya da kendilerine söylenenleri yaparak ömrünü uzatacaklarına inanırlar. Bu inanç bir niyet babındaysa eyvallah ama bana söyleneni yaptım da ömrüm uzadı ya da bir şeyi düşündüm uzun yaşamayı düşündüm de öyle ömrümü uzattım diyorsak şu cevabı vermenin faydası var. Her gerçek kendine ait olan gerçeği içinde saklamaktadır. Ölüm bir gerçektir ve ölümün gerçeği ölümün içinde anlaşılabilecek bir şeydir. Ölüme vesile olan her şey ölüm sonrasında bir başka anlama kavuşacaktır ama ölümden önce gerçekleşen her sebep ölümün kendisi değildir. Bugüne dek bulunanlar gerçeğe bir adım daha yaklaşmaktır. Ancak her şeyin gerçeği için gereken kuvvet ister düşünce, isterse bilgi ve isterse bir teknoloji olsun bu aleme aittir. Bizler bir sonraki alemde neler yaşayacağımızı sadece rivayetler yoluyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden ya da ondan önce söylenmiş. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'ın içinden anlayabiliyor ya da anlamaya çalışıyoruz. Bunlardan ötesi için ölümün varlık sonrası halini görüp de gerisin geriye gelen kimse yok. Evet Hz. Nefel gibi Hz. Ebu Bekir Efendimizin duasıyla yeniden kabrinden kalkan isimler var elbet. Ama Hayatın kendisi içerisinde hemen her gün yaşayabileceğimiz bir şey değil bu. mucize ilahi ya da keramet olarak karşımıza çıkabiliyor. O zaman bizler bunlardan ötesi için ölümün varlık sonrası halini görüp de gerisin geriye gelen kimse yok ise bir şeyin ömrünü uzatabilmek için o aletin evveli ve sonrasına haiz olmamız gerekir halbuki bizler elimize tuttuğumuz hiçbir şeyin evveline ve sonrasına haiz değiliz. Ne doğmadan önceki halimizi biliyoruz ne de öldükten sonraki halimizden haberdarız. Madem ki bu mümkün değildir o halde şeylerin ömrü uzatılamaz ve kısaltılamaz. Ömrünü uzatan ve kısaltan şey ancak senin dışında bir başkası olmalıdır. O da ancak ve ancak Kadir Mutlak Hazreti Allah zücelaldir İnsanlara yapılan iyilikler, sadakalar, yetimin başını okşamak, gülümsemek, Bunların her birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından bizlere izah edilmiştir ki ömrümüz uzasın inşallah. Ama gerçekten ömrümüz ne kadar uzadı ya da ne kadar kısaldı bunu ölmeden önce öğrenemiyor olacağız. İşte bu yüzden ölümü ötelemek mümkün olmayacak hiçbir zaman. Bunu söylemek tevhid inancımıza zarar veriyor. Bunu dillendirmek günden güne bize zarar veriyor. Bu zarar neresinden dönse kârdır. Çünkü ömrü veren de ömrü alan da ancak ve katiyette Hazreti Allah'tır. Cenab-ı Hak bu ilahi yoldan ayrılmadan tevhid üzere yaşayıp iman üzere ölmeyi bizlere nasip eylesin diyelim. Duadan eksik etmeyin. Kalın sağlıcakla.